Son yıllarda içinde bulunduğu büyük zorluklara rağmen kış aylarında da istihdam sağlayan Bodrum yat imalat sektörünün Bodrum ekonomisine katkıları sürüyor. 13-21 Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 9. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı CNR Avrasya Boat Show'a Bodrum'dan 3 motor yat katılıyor. Uluslararası ölçekte yapılan fuarda Bodrum'un adını öne çıkarmak için mücadele veren İçmeler Tersane Bölgesi imalat sektörüne Bodrum Ticaret Odası da destek veriyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren BOTTO Meclis Üyesi ve Roda Yat sahibi Orhan Dinç şunları söyledi. Bodrum Ticaret Odası olarak Bodrum'un yerel markalarına desteğimiz sürmektedir. Her sene düzenlenen dünyaca ünlü İstanbul Avrasya Boat Show'da bizler Bodrum firmaları olarak Bodrum'un en iyi şekilde temsil etmek adına 7 firmayla Bodrum'umuzu temsil etmek için Şubat ayında düzenlenecek olan Boat Show'a katılacağız. Burada uluslararası bir fuar olması sebebiyle yurt dışından özellikle büyük markaların da Bodrum'daki özellikle Türkiye'deki yat imalat sektörünü takip ettiklerini çok iyi biliyoruz. Avrupa'da özellikle iş gücünün azalması bizim Bodrum'daki geleneksel ahşap yat imalatını modernize ederek Avrupa standartlarında teknelerimizi ilgiyle merakla takip ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bundan dolayı biz de Bodrum yat imalat sektörü olarak her sene ekonominin bu derece kötü gitmesine rağmen bizler de kendimizi geliştirerek Avrupa'dan daha iyi işçilik yaptığımızı en azından işçiliğimizin kalitesini göstermek adına gelişimimizi sürdürmekteyiz. Fuarda en çok ziyaret edilen standın yine Bodrum standı olacağını ileri süren Orhan Dinç, fuara katılacak olan teknelerle ilgili olarak şu bilgileri verdi. Ben kendi firmam Roda Yat Tersane olarak bu sene 2 adet lobster tarzı dediğimiz motor yatla katılacağım. Bir firmamız da o da tahmin ediyorum lobster tarzı dediğimiz motor yatla katılacak. Bodrum'dan 3 tekne götürmeyi planlıyoruz. Diğer 5 firmamız da kendi şirketlerini, kendi faaliyet alanlarını tanıtacak şekilde katılıyorlar. Burada tabii biz sektör olarak şu anda birlik ve beraberliğimizi tüm Türkiye ve tüm dünyaya göstereceğimizi inanıyorum. Dinç, sektör olarak Ar-Ge çalışmalarının ve dış ülkelerle bağlantılarının devam ettiğini ifade etti. Bodrum'un marka değerlerinden biri olan guletlerin neden Boat Show'a götürülmediği sorusuna ise Orhan Dinç şu cevabı verdi. Bizim guletlerimiz, ayna kışlarımız ve trendillerimiz boyutlar itibariyle İstanbul'daki Avrasya Boat Show'da ki içeride sergilenecek durumda değil. Boyutları ve arma donanımından dolayı orada pek uygun bir alan değil. Şöyle olabilir belki Pendik'teki düzenlenen, denizde düzenlenen Boat Show'da belki götürülüp orada sergilenebilir. Biz de orada sergilemek adına Bodrum'da sadece gulet, trandil ve aynak için yapılmadığını piyasada lobster ve traveler'a olan ilginin ve talebin biz de burada Bodrum'daki imalatçıların biz de motor yat yapıyoruz diyebilmek adına böyle bir imalatımız oldu. Bunları da bu sene iki tane lobster'ımıza katılarak orada sergilemeyi düşünüyoruz. İçmeler Tersanesi'nde son dönemde küçük boyutlu lüks ve hızlı motor yatlara talebin arttığını ve bu doğrultuda imalatların yapıldığına dikkat çeken Dinç sözlerini şöyle tamamladı. İnsanların büyük teknelerden küçük teknelere bir geçiş var bu arada. 15 metre, 18, 12 metre daha hızlı. Çünkü insanlar artık zamanlarını çok fazla denizde harcamak istemiyorlar. Daha hızlı ulaşmak istiyorlar.
iş hayatında bir günlük, iki günlük denizi değerlendirmek isteyen müşterilerimiz hız yapan tekneleri tercih ediyorlar. Bunlar da biz imalatçılar olarak tabii bize de yansıdı. Biz de bunlara bu ihtiyacı karşılamak adına birkaç tersanemizde evet lobster ve trawler üretimleri var. Son düzenlemeleri yapılan fuara katılacak olan tekneler önümüzdeki günlerde İstanbul'a doğru yola çıkacak.